yaymış olsa da ikisini de yiyebilirsiniz. Allah'ın size rızıklandırdıklarından yiyin diyor Cenab-ı Hak. Tam hayvanlar konusunu açmışken. Bunlardan taşıyıcı olanı var. Şey olanlar var. Etlik olanlar var. Ama sizin sorunuz yani bunları binin, bunları yiyin diye bir ayrım var mı? Hani bunlar artık binilecek olanları artık yiyemezsiniz. Diğerlerini de yiyilecek olanları da artık binemezsiniz gibi bir ayrım değil. Yani bunları yiyebilirsiniz. Allah izin veriyor. Ha, evet. Zaten Cenab-ı Hak yiyebilirsiniz demiyor hiçbir zaman. Yiyin diyor. Evet. Ama yiyin emrinin genel geldiği yerlerde işte daha önce gördük. Helal olarak yiyin, tayyip olarak yiyin diyor. Dolayısıyla yani helal olması Cenab-ı Hakk'ın yasaklamamasını, bize ikram etmesini, yani yiyebilirsiniz demesini tırnak içinde. Tayyip olan da bizim arzularımızla ilişkili bir şey. Yani Hazreti Peygamber'in önünde çekirgeleri çekip çekip yiyorlarmış. Bacaklarını ayırıp ayırıp. Kelerleri. Affedersiniz, kelerleri. O yememiş mesela sofrada olmasına rağmen. Bazıları tereddüt edip haram mı yoksa diye sormuşlar. Hayır demiş. Haram olduğundan değil. Yani bana hoş gelmiyor. Ağız tadıyla ilişkilendirmiş. Yani öyle bir ağız tadım yok benim. Daha önce yemedim. Şimdi de canım çekmiyor şeklinde takılmış. İşte bu ona tayyip gelmediği zaman görece bir durum ortaya çıkıyor. Bazı insanlar tercih edebilir, bazı insanlar tercih etmez. Bu binek hayvanlarında ve etlik hayvanlarda da zamanla bu ayrım hani tercih bakımından oluşmuş. Söz gelimi ata hep bu işlevi yükleyen kültürler, ata bin atı hep böyle binek için kullanan kültürlerde atla böyle bir ünsiyet oluşunca onun etini yemekten hoşlanmamışlar. Bu onun etinin haram olduğunu artık falan göstermez. Resulullah zamanında Hayber günü fiili bir ihtiyaç durumu hasıl olmuş mesela. Eşeklere su taşımaları, savaş açısından, ordunun ihtiyacı açısından stratejik yani kritik eşiğin altına düşmüş eşek sayısı. Allah'ın elçisi ne Hazreti Ömer'in ya Resulallah bu millet eşekleri devirip devirip yiyor. Yani sonra suları kim taşıyacak? Uyarısından sonra mesela Hayber günü de eşekleri yasakladığına tanık oluyoruz. Ama bu duruma özgü bir hamle gibi gözüküyor daha ziyade. Her ne kadar genel algıyı da etkilemişse de yani eşekleri yememe algısını etkilemişse de sanıyorum aynı süreç atlarda da dediğim demin söylediğim bir boyutta gelişiyor. Yani siz onu hep yük için, savaş için, başka bu manada binmek için kullandığınızda bir sürede sonra da aranızda bir duygusal bağ oluşuyor herhalde. Onun etini yemeyi arzu etmiyorsunuz. Cenab-ı Hak da size illa yiyin demiyor. Dolayısıyla tayyip şeyi var, kaydı var ve o tayyip kaydı oldukça göreceli bir şey sunuyor insanlara. Hocam o şey var, yabani av hayvanları kullandığı hadislerde. Neyin? Yabani av hayvanları. Yani yenilemez demiyorum, yenilir elbette. Haramlaştırılmadı hiçbir zaman. Evet. Ama tercih etmeyenler açısından yani ben eşek etini yemek istemiyorum veya at etini yemek istemiyorum. İnsanların dediğim gibi uzun süre böyle bir şey yemedilerse bir kültürden çıktıysa o kültür ondan ikrah edebilir. Hatta bunun helal olduğunu duyduğunda yatsıyabilir de ya nasıl olur falan diye diyebilir. İşin esası ne? Bunlar helal olan yiyecekler. Ama farklı kültürlerde bunların tercih edilmeyişine veya farklı insanlarda bir aile içinde bile diyelim ki çocuğum biri yemek istemiyor. Ben bir dönem küçük baş eti yiyemiyordum mesela. Çok kokulu geliyordu bana. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bir ara şey değişti. Yani o kokuyu mu alamaz hale geldim. Benden bir şey oldu. Şimdi özellikle
küçük baş hayvan yemeği tercih ediyorum. Büyük baş bana şey geliyor. Yavan geliyor yani. Evet, eskiden öyle diyorlardı ya büyük baş ne ya yavan diye. Şimdi yiyorum gitmiyor. Ötekini tercih ediyorum. Bu sanıyorum Cenab-ı Hakk'ın kullu mimma fil ardi helalen tayyiba dediği tayyiba kısmıyla. Zaten helal yoksa her ikisi de. Ama ben daha bunu yemekten hoşnut oluyorum. Bakın bir dönem öyleydi, bu dönem böyle. Bireylerde böyle olduğu gibi kolektif olarak toplumlarda da bunun bir karşılığı olabilir. İslam buna alan açmış. Yani buna ne diyelim, fırsat tanıyor. Kişilerin tercihlerinin kendisini göstermesi bakımından. Biz de buna saygı duymalıyız. Yerkürenin farklı muhitlerinde, farklı ortamlarında bizim hiç yemeği tercih etmeyeceğimiz şeyler yenilebilir. Söz gelimi çekirge yiyorlar diyelim, değil mi? Veya bazı böcek türlerini yiyorlar vesaire. Bunları biz hoşlanmadığımız için yemiyorsak harammış gibi davranmamalıyız. Çünkü haramlığı veya helalliği Cenab-ı Hakk'ın hükmüne bağlı olan bir şey. Hoşlanıp hoşlanmamak ise bireyin arzusuna veya bireylerin arzusuna bağlı. Helalen tayyibayı ele alırken böyle konuşmuştuk daha önceki ayetlerde. Evet, kulû mimmâ fil ardı helâlen tayyibâ. Yeryüzündekileri helal olarak yiyin, tayyib olarak yiyin. Adam tayyib gelmiyor bana diyorsa, o zaman o yemeyebilir. Ama bunu önceki derslerimizdeki şeyle de karıştırmamalı. Yani bir vejeteryanın, etlerin bütününe tavır koyan bir vejeteryan yaklaşımının bireysel bir tercih ve hoşlanmama, hoşlanmamaktan kaynaklandığı gibi bir gerekçe inandırıcı gelmiyor bana. Çünkü bu böyle bireylerle alakalı bir şey değil. Bu bir felsefe aslında. Çoğu et yemeyi arzu ettiği ve yediği halde belli propagandaların etkisinde bundan geri duruyorsa bu demek ki o kişinin ağız tadıyla veya kişisel tercihiyle hoşlanıp hoşlanmaması ile alakalı bir şey değil. Bu yüce yaradanın bu türden sunduğu nimetlere karşı açılmış bir cepheyi andırıyor. Böyle andırdığı için önceki derslerimizde konuya eleştiri getirdik. Allah Azze ve Celle'nin bizim açımızdan besin zincirinin önemli bir parçasını reddeden bu düşüncenin şeytani boyutları olabileceğini özellikle vurguladık. Yorum olarak diyebilirsiniz ama böyle mi diyor ayet derseniz o zor. Cenab-ı Hak hayvanlardan böylesi olan da var, böylesi olan da var dedikten sonra yiyin diyor. Eğer yiyinin devamında Allah'ın size rızıklandırdıklarından ifadesi gelmeseydi daha fazla dönerdi bu ikisine. Ama Allah'ın size rızıklandırdıklarından yiyin dediği için şimdi rızıklandırdığı her şey bunun içindedir. Meğer ki yasaklamış olsun. Yasaklamadığı sürece rızıklandırdıkların hepsinden yememizi Cenab-ı Hak emrediyor. Mesela domuz gibi. Dolayısıyla onun haricindekilerin hepsini yemeye davet ediyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarını izlemeyin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينَ Tabi bir konuyla alakalı hükümleri Kur'an'daki üslup dikkate alınacak olursa farklı bir yerde farklı bir boyutunu işleyebilir ki burada olduğu gibi. Başka bir ayette de daha farklı boyutlarını işleyebilir. Şimdi dönüp biz diğer ayetten helalen tayyiba üzerinden epeyce yorum yaptık. Yani ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardi helalen tayyiba. Ey insanlar yeryüzündekilerden orada ne varsa diyor mesela. Ma fil ardi ne varsa helal olarak, tayyib olarak yiyin. Burada Cenab-ı Hak Allah'ın rızıklandırdıklarından yiyin diyor. Bunların hiçbiri tek başına diğerlerini yıkacak şekilde sonuca gitmek üzere kullanılamaz. Bu ne Kur'an için doğru olur ne de herhangi bir insanın yazdığı bir kitapta da siz bir cümlesini alıp o cümleyi mutlaklaştırıp sonuçlandıramazsınız. Aynı konu etrafında orada yazan diğer kayıtları, diğer istisnaları vesaire dikkat etmek zorundasınız. Şimdi Allah'ın rızıklandırdıklarından yiyinin biri alıp buradan mutlaklaştırsa
Sonra domuz yasağına karşı çıksa söz gelimi, iyi de kardeşim domuzu da zaten yine Allah yasaklıyor kitabında deriz. Öyle kabul etmiyorum. Allah ayette size rızıklandırdıklarımdan yiyin diyor. Ben artık rızık olarak verdiği her şeyi yerim. Veya deminki ayette mâ fil ardı, yeryüzünde ne varsa yiyin diyor. Bunları böyle mutlaklaştırıp aynı konuya dair diğer ayetlerde, yani başkaca ayetlerde geçen ve o konuyu belli ölçüde sınırlayan, belli ölçüde bir kalıba sokan, özelleştiren, tahdit eden, hatta kayıt koyan durumları göz ardı ederseniz bu yanlış okuma olur. Bu işte cımbızla çekme dedikleri tarzında bir şey. Bu tür yöntemleriyle helal ve haram konusunda ayetlerin genelinin sahada yansıttığı uygulamaları, yani Resulullah'ın uygulamalarını ve bu uygulamadan doğan sonuçları reddeden yaklaşım da benzeri bir şey yapıyor. Ben baktım orada haram bunlardan ibaretti diyor. Aynı konuya dair diğer ayetlerde geçen ve tahrimi düşündüren ya doğrudan ifade eden ayetlerden sarf-ı nazar etmiş gibi oluyor. Bunu daha önce bu konuyu bu şekliyle ele aldık. Söz gelimi Maide suresinin girişinde Cenab-ı Hak yenilmemesi gerekenleri, mesela meyteyi, ölüyü, sadece meyte olarak değil açık açık daha farklı ve daha geniş, işte vurularak öldürülmüş, aslanarak ölmüş, köşeden ne bileyim uçurumdan düşmüş, boynuz darbesi yemiş, hatta ve hatta وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ vahşici, yırtıcı hayvanların yediği, parçaladı. Onların kısmen yediği hayvanlar. Bunlardan yemeği yasaklıyor mesela Cenab-ı Hak. Siz ötekini mutlaklaştırınca bu tür ayrıntıların hiçbirin sizi ilgilendirmez hale geliyor. Hele hele yırtıcı hayvanın yediklerinden imtina ederken siz birdenbire kalkıp yırtıcı hayvanın kendisini de artık yenilebilir görmeye başlarsınız. Dolayısıyla bir ifadeyi mutlaklaştırınca daha doğrudan Kur'an'da o konuya dair diğer ayrımları reddetmiş oluyorsunuz. O diğer ayrımların doğurduğu, ki uygulayıcı, yani ilk uygulayıcı sahadaki, ki Allah'ın elçisidir. Onda görülen bunun tezahürlerini de bu sefer Allah'ın helal ve haramlarına müdahale sayıp sözüm ona şirke kadar götürmeye kalkıyorsunuz. Bu okuma biçimi en azından kelimenin en doğru haliyle, en basit haliyle yanlış bir okuma biçimidir. Bir de eğer ardında özellikle bunu yapan bir düşünce, bir art niyet varsa o çok daha korkunç olur. Ama bu sadece bu konuya özgü değil. Genel olarak bir konu ele alındığında o konuya dair başta Cenab-ı Hakk'ın söylediği her şey masanın üzerine konulmalıdır ki konu etraflıca doğru değerlendirilebilsin. Yoksa ayetlerden bir tanesini alıp mutlaklaştırıp o konuya dair herhangi bir çekinceyi veya müdahaleyi veya sınırlamayı veya özelleştirmeyi veya kaydı yok saymak kimsenin haddine olmaz. Kur'an da zaten böyle yapmıyor. Kur'an'ın üslubuna bakarsanız bir konuyu bir yerde alıp her şeyiyle o yerde işleyip bitirmiyor. Enam suresinin giriş, Maide suresinin girişinde konuyla ilgili çok ayet vardı. Şimdi Enam suresindeyiz, burada da var. Demin hutuvatı izlediğimizde ta Bakara'dan yeryüzünde ne varsa yiyin ayetleri çıktı. Yine yemekle içmekle ilgili konuları ele alan ayetler. Yani doğrudan böyle bir şey kendisinden, yani ben bu ayetten bunu çıkardım gibi açıklama olup olmadığını bilmiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamaya döktüğü için ve bu uygulama vahyin ikliminde, yani tam da Kur'an dediğimiz ayetlerin indiği bir ortamda gerçekleştiği için tut ki Resulullah yanlış anladı ve yanlış uygulamaya girdi. Yani Kur'an'dan yanlış anladı diye düşünün.
Bu bizim gibi bir durum değil. Cenab-ı Hakk'ın müdahalesi hemen gelir. Ya sen yanlış anladın. Biz yırtıcılarla ilgili böyle bir şey demiyoruz. Dolayısıyla eğer ayetten anladığı Resulullah'ın önemsiyorsak, uyguladığını kastederek söylüyorum. Şundan ötürü önemsiyoruz. Sadece Resulullah doğrusunu anlar, ayeti doğru tefsir eder beklentimizden değil. Yanılsa bile vahiy cari olduğu için, vahiy akmaya devam ettiği için müdahale gelir. Ve Allah'ın elçisini bundan men eder. Burayı yanlış yaptın, yanlış uyguladın diye. Kaldı ki velev ki Resulullah'tan böyle bir bilgi ve durum görmemiş olalım. Cenab-ı Hakk'ın ayetinde yırtıcı hayvanlarla ilgili tam da hangi hayvanlar yenir, hangi hayvanlar yenmez konusunun işlendiği bir yerde onların iliştiklerinden Cenab-ı Hak bizi sakındırıyorsa, onlarla ilgili ayrı bir kategoriyi zaten ayetin kendisi düşündürür. Yani onların yediği, bizim rakibimiz gibi bir hayvanları yiyorlar bunlar. وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ diye. Artık pençeli olanlar mı bulaştıklarında hayvana ne türden bir olumsuzluk kattıkları, o ayrıca düşünülür hikmeti vesaire. Köpekler de mesela aynı şeyin bir parçasıdır. Avlanmak maksadıyla kullanılan, köpek de kendisi musallat olduysa av hayvanına, artık av sahibi onu yemez. Çünkü Cenab-ı Hak ayette mukellibine tuallimunahunne mimma allemakumullah, sizin köpekleştirerek, yani veya zaten köpek de köpekleşme dediği köpek eğitimini kastediyor Cenab-ı Hak. Mukellibine, köpek eğitimi verdiğiniz, tuallimunahunne, kendilerine öğrettiğiniz, mimma allemakumullah, Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğrettiğiniz bu hayvanlar. Şimdi hayvan avcı bir hayvan, sizinle birlikte ava giden bir hayvan. Cenab-ı Hak fekulû mimme emsekne aleykum, onların size tuttuklarından yiyin diyor. Emsekne ifadesi, dikkat kesilince yediklerinden imtinayı doğuruyor. Çünkü tuttuğu hayvan git tuttu, tutan hayvan ne yapar? Diyelim ki getirdi, kuyruğu yok, bu tutup getirmiş mi? Yemiş yarısını. Ama tutmuş, getirmiş. Emsekne ifadesi. Şimdi siz bu şeyin anlatıldığı ayetleri, bu resmin ortaya konduğu ayetlerde köpeği sizine av hayvanı ve av sağlayan bir hayvan rolünde görüyorsunuz. Artık ona ayrı bir kategori koyuyorsunuz. Bunu yemekten imtina ediyorsunuz. Demin hoşlanmayıp da veya başka bir işlev yükleyip de uzunca bir zaman o işlevde tuttuğunuz hayvanı artık yememeye başladığınız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ha bunlar artık domuz gibi mi sorusuna, domuz gibi haramdır gibi sorusuna, hayır onu demiyoruz yani. Domuz ayette açıkça yemeyin dediği Cenab-ı Hakk'ın apayrı bir konumu, apayrı bir kategorisi olan bir hayvan. Ama bunun kategorisi ondan farklı. Bunlar yiyimlik olan hayvanlar değil. Daha ziyade vahşi, kendi başına yaşayan hayvanlar. Bizim esasen yediklerimize bulaşırlarsa bile bulaştıklarını yemediğimiz türden hayvanlar. Dolayısıyla apayrı bir yerde duruyor. Bizim normalde hiçbir zaman arzu edip, yani iştahlanıp yemeyeceğimiz hayvanlar, köpek gibi veya o diğer pençeli hayvanlar gibi. Öyle sanıyorum ki Allah Azze ve Celle onlara yönelik ayrıca bir tahrimi zaten yemeyeceğimizi bildiğinden söylememiş tırnak içinde olabilir. Çünkü bizim yani hoşlanmayacağımız şey bu şeye benzer. Dışkı yemeyin demek gibi bir şey. Zaten yemeyeceğini insanların bildiğinden bunu Allah Azze ve Celle insanlara, yani tayyip o değil ki, tayyip hoş, temiz olan bir şey değil. Şimdi bu bahsettiğiniz şeyler hoş ve temiz kapsamına giriyor mu? İnsanlar köpek etini yemekten hoşlanır mı? Bazı kültürlerde bu hoş karşılanıyorsa veya hoş ise, gıda zincirinin çok önemli bir parçasıysa diye bir resim ortaya koyarsanız veya bir durum, dediğim gibi deminki bahsettiğimiz ayetler buna karşı gelir. Biz müminlerde bunun oturmayacağını düşünürüm. Yani vahşi hayvanları biz onların iliştiklerinden bile uzak dururken,
Hele hele bu konuda elimizde Resulullah'ın uygulamasına dair ipuçları varken mesafeliyiz. Fıkıhta bu tür mesafeli oldukları zaman ama doğrudan haram demeyi de Allah adına konuşmak gibi zor buldukları zaman ara ifadeler kullanmışlar. Söz gelimi mekruh gibi. Nahoş yani. Doğrudan ama haram demekten uzak durmak adına mekruh gibi bir ifadeyle ara gri bölgeler tanımlanmış denilebilir. Evet.